Neydi ana yemeğimiz? Ana yemeğim beşamel soslu et sote parmentier. Parmentier denilince aklıma direkt patates geldi. Çünkü biliyorsunuz... Zaten ona denir evet. Patates. Fransız mutfağına. Zaten ona denir çünkü. Onun mucidi 18. yüzyılda ortaya Fransız çıkıyor. Zaten. Patatesi icat eden bir kimyager. Hatta Fransa'da onun birine patates götüren heykeli vardı. Evet, ama ben dana parmentier neyden yapıyorum. Neyden bahsediyorsunuz? Patatesi gerçekten. Parmentier denilince akla gelen patatesten ve püresinden bahsediyorum size. Patatesin buluşunu sağlayan kişi. Yani patatesi ön plana çıkartan, bulan, yetiştiren, onunla ilgili evet onunla ilgili üretimine katkı sağlayan bir kimyager. Bir öğretmen gibi sizi dinliyorum gerçekten. Çok özür dilerim Batuhan'cığım. Ama siz çok bölüyorsunuz. Yok çok bölmüyorum da şöyle bir durum var. Ben neyi dinliyorum? Evet lütfen. Yani bir öğretmen gibi anlatıyorum. Neyi dinliyorum? Neyi öğrenmem gerekiyor bir benim burada? Bir öğretmen gibi dinleyebilirsiniz. Çünkü ben aynı zamanda aşçı öğretmeniyim. Bir de öğretmen çıktı. Evet. Halk güzel. Eğitim merkezlerinde aşçı öğretmenliği yapıyorum. Gerçekten mi? İsmekler'de falan mı? Kayseri'de Ayşe Baldökü Mesleki Eğitim Merkezi'nde. Bence burada öğretmen olmamızın ya da öğretmenlik eğitmenliğimizin masada yemek masasında olmasının bir anlamı yok. Tabii yok. Yemek eğitiyor öğretmen. Evet onu ben belki bu kadar gördüm. Detaya gerek olmayabilir çok ama ben şimdi yemeğin ismini duyunca bağdaştırmak istedim. Çünkü yemekte patates kelimesi geçmiyor. Ama evet sonuna kadar kullandığı kelimeden patates olduğunu belirtmek için kullandım. Niye patates dememişim diye mi laf ediyorlar şimdi? Akıllılar, parmentier demek ne demek? Bir zahmet ona da baksaydılar ya yani. Gerçekten gülüyorum ya. Yakup Bey menüyü görünce hemen telefonunu açıp Google'dan araştırmaya giriyor. Bize onları burada satmaya çalışıyor ama yemezler. Patatesle alakalı bir konu oldu. Patatesi icat etti diyor bir tane kimyager. Ben patatesin hala Amerika kıtasında keşfedildiğini düşünüyorum. Yakup Bey'in bilgilerinin tamamını Google'dan aldığını düşünüyorum. Onun haricinde kendisi zaten sanki prompter'dan okur gibi okuyor. O da bana çok komik geliyor. Ben çok gülüyorum bu aralar. Çok eğleniyorum arkadaşlarla. Gerçekten yemekteyiz de miyiz yoksa trajikomik böyle olayların içinde miyim bilmiyorum. Okuyor. Yani böyle ki anlıyoruz zaten. Yanında ne vardı ana yemeğinin? Salatamız var. Cevizli, avokadolu salatamız var. Cevizli, avokadolu salata. Yeşil salata mı? Yeşil salata. Ben çok tüketmiyorum aslında avokado. Avokado tüketmiyor musun? Umarım, çok tüketmiyorum. Umarım dünkü gibi bir talihsizlik yaşamayız İnce Hanım. Hangi talihsizlik? Şimdi mevsim salata hangi değil. Hangi talihsizlik? Kendisi ağzıyla söyledi. Hangisi? Hangi biri anlamda demiyor. O anlamda söylemiyorum. İnce Hanım. Çok gençli. Doğru, siz de haklısınız. Sosunu da beğendiniz. Mevsim salatası dediniz ama önümüze yeşil salata geldi. Sosu güzel, içi güzel ama verdiğiniz sosu beğenmedim, ekşi dedim. Ekşi yani, sevmiyorum dedim bu arada. Düzeltme yapayım. Ama olsun. Evet, düzeltme hayır, yapayım. Lütfen. Hakkınızı yiyemem. Gerçekten İnşallah bugün ben yeşil salata gelir. Gerçekten merak ediyorum. Gerçekten bu kadar yemeğin, emeğin altında o sos müthişti. Yani bir tık mayonez yoğurmuş oldunuz. Farklı bir şey. Ama başka bir şey vardı. Başka ne var? Hepsini vermiyorum. Şefler hepsini vermiyorum. Başka bir şey var. Tamam, görecekler de. Size özel yazarım ben. İzleyince. Ama bakmadan çektiğim kameralar ondan biliyorum. Soruyorum. Olsun. Olsun. Biraz peki. Merak olsun. Biraz merak gibi. Güzeldir. Evet. İyi hadi bakalım öyle olsun ama salata sosunuz harikaydı. Canım dün hiç konuşmuyordu. Konuşma şekli bile değişmiş şu anda. Böyle yani anlatamıyorum şimdi. Sonra hemen yok öyle söyledim böyle söyledim oluyor ama dün hiç sesi çıkmıyordu demek ki rol yapıyormuş. Bakın ben kendim neysem oyum, dün neysem oyum. Hani diyorlar gün ne mi oynadı bilmem ne mi yaptı diye. Gününü oynamış bir insan olsaydım bugün ben de sustu sonun gibi otururdum. Zeynep Hanım mutfağınız ne durumda? Yani mutfağım demin temizdi ama şu an tabii ki getirdiğim şeyler var. Sen mutfağa mı girmek istiyordun? Ya mutfağa girmek istemiyorum. Dünkü zaten dün bir teşebbüs ettin ama. Teşebbüs ettim. Kibarlıktı. Hani ben de, yoksa şey değildi. Ama beni kaba bir şekilde ben kaba buldum. Reddedildim yani. Ne dedi kaba? Benim mutfağıma hiçbir şekilde giremezsiniz dedi. Hiçbir şekilde benim mutfağıma giremezsiniz. Ha benim mahremim dedi. Mahremim benim özel alanım dedi. Ama bizim hakkımız var deyince hanım. Bakabilirdik hayır, kendinize güven. Böyle bir hakkımız var. Böyle bir hakkımız var. Şöyle bir hakkı var. İzin verirse hakkınız var ama ben vermezse yapacak ev sahibi izin verir. O zaman sizin gününüzde mutfağa giriyoruz.
Yani buradan onu... Bir şey söyleyeyim mi? Tabii ki. At bile koşturabilirsiniz. Hiç problem yok yani. Tamam. Ben hani dağınık, o bu hiç problem değil. Dıgıdık dıgıdık devam edin. Özellikle sizin gelmenizi istiyorum. Göreceğiz peki. Sığabilir misiniz bilmiyorum kapıdan sonra. Renk ve vücut yapısından dolayı herhalde. Mutfak. Ay, yani yok. Ben çok rahat geçerim. Siz orada rahat hareket edebilirsiniz. Bak şimdi bak derken hani benim çok bayağı küçüğüm olarak yaşta küçüğüm olduğun için yoksa ben de senin yaşlarından fazla daha da azını hissediyorum. Ama ben bir kadına hani siz girebilir misiniz denmez. Onun ne işte olursa o kadın olsun. Erkeği yok oranın. Yok var yani olur yok. Mu öyle şey? Kadınlara karşı nezaket daha farklıdır. İlk siz fiziksel bir şeyden vuruyorsunuz tabii beni. Tabii ki çünkü senin dikkat çekici vücudun var. Aslında sana güzel şeyler söylemek istiyoruz. Orada tatlılık tatlı espriler şöyle. Var. Ama bunu kaldıramıyor. Böyle bir reality show'da böyle şey yemekteyiz. Evet, o zaman benim söylediğim tatlı bir şeyi burada kaldırabilirsiniz. Yok. Yani burada o kadar güzel bir şeyden bahsediyorum ki. Ben güzel bir şey söylediğinizi düşünmüyorum. Yok ben gayet iyi bir şey söyledim. Tamam o zaman siz iyi bir şey söylediyseniz. Ben iyi bir şey söylediyseniz hangisini lafımı geri yanlış alıyorum. Anladın? Dur düzeltelim. Kapıdan giremez. Şöyle yapsın ya giremez. Şöyle yapınca. İyi oldu bu. Anlatayım. Bu neymiş? Şöyle yapınca ben karın bölgemden bahsediyor sandım hani. Yani kör olmak lazım onları görebilmemek için. Karşıda bir şey diyecek, göbekli mi diyeceksin? Yanlış daha anladın. Lafımı o zaman yanlış anladın ya. Yok, özür kapılardan sığmaz derler ya böyle. Yani çünkü öyle yarma demeyeceğim de. O değil yani. Yani yapılı insan. Özürlükte bir şey yok abartıyor. Bak olur mu? Benim direkt vücut ölçülere vurgu yaptınız. Çok abartıyor şu. Zeynep Hanım mutfağınızı görebiliyor muyuz? Yani tabii ki görebilirdiniz ama şu anda artık yani dağılmış. Dağıldı mı? Ama isterseniz ben izin verecektim tertemizdi mutfağım zaten. Tamam dağıldıysa bakmaya gerek yok. Baştan girecektiniz. Yani yine de bakmak istiyorsanız buyurun. Yok teşekkür ederim. Dediğim gibi dağınık mutfak görmeye tahammül edemiyorum. Ana yemeğe geçtik çünkü. Evet. Mesleki bir deformasyon olur. Dağınık mutfak görmeye tahammül edemiyorum ben. Hızlı geçiyormuş süre burada ya gerçekten. Anlamadan geçti. Parmentiye geldi. Bu arada beşamel sos da var. En altında beşamel sos var. Üzerinde et. Bunu ısıttınız mı? Ben de onu merak ediyordum nasıl kullanacağınızı beşamel sosu. Acaba... Burada kendi yorumumu katarak aslında beşamel sos ilave etmek istedim. Arada eti kullanmak istedim. Evet kurumasın ben de bunu merak istedim. Etmiştim. Evet kurumasın istedim çünkü. Üzeri tabii şu anda fırında hem ısıttığım için hem beklediği için biraz daha kabuklaşma oldu. Böyle afiyet olsun. Umarım beğenirsiniz. Beşamel sosta muskat kullandınız mı? Kullanmadım. Karabiber kullandım. Biliyorsunuz beşamel sosun özünde muskat vardı. Yandım. Merak ettim sadece. Fırında ve güveç olduğu için tabii ki güveç aşırı sıcak da tutuyor zaten. Ondan dolayı biraz dikkatliyim. Ne yaptınız? Dilimizi, damağımızı yaktınız. Ama güveç de geldi. Yemin ederim fark ettim. İnanılmaz sıcak yandım. Sıcak olmaması gerekiyordu. Şu an hepimiz ben korkunç. Ben temkinli yaklaştım. Evet. Sireci birazdan açıyorum. Yumanlarım çıktı. Gerçekten. Güveç olunca evet bir tık sıcak. Güveç zaten soğutmuyor da bir taraftan. Evet. Yani şimdi... onu ayarlamak lazımdı bence. Şu an inanılmaz gerçekten samimiyim. Ya ben şimdi soğuk getireceğim. Şeydir böyle güzeldir diye düşündüm ılığı. Yok korkunç yani güveç yandım. Olduğu için zaten dediği gibi temkinli yaklaşmak lazım ki ben de söyledim aslında ama. Söyledin mi? Uyardın ya söyledim. Hayır. Biz söyledik. Geç biraz belki söylemiş olabilir. İsterseniz. Hayır öyle bir şey söylemedim. Ben duymadım. Onu servis yaparken bize söylemiş olsaydınız. Yani hangi sırada söylediğini bilmiyorum ama bir ara söylediğimi biliyorum. Biraz önce söylediniz. Yani doğrudur. Biz çok sıcak dedikten tadına sonra siz evet sonra. Ondan sonra olabilir. Söylediniz. Bu arada yine içecek isterseniz Kuba Hanım, içecek servisi yapabilirim. Acaba? Tabii ki.